Merhaba. Bu videoda yapım aşamalarından pre-production yani yapım öncesini konuşacağız. Hem kendi kısa film deneyimlerimden hem deneyimlediğim diğer setlerden yapım öncesi aşama neleri kapsıyor? Set gününe kadar, prodüksiyona kadar yapmamız gereken hazırlıklar neler? Bunlardan bahsedeceğim. Eğer bu videoyu ilk defa görüyorsanız başlamadan önce lütfen kanala abone olun ve yanındaki çan işaretine tıklayın. Videoyu da faydalı bulursanız mutlaka beğen butonuyla beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Pre-production, production ve post-production aslında kısa metrajda, uzun metrajda birbirinden çok farklı değil bence. Sadece kısa filmde anlatılacak öykünün süresi, çekimlerin süresi, hazırlıkların süresi biraz daha kısa olduğu için tabii ki bir uzun metraj film hazırlığına göre daha kısa sürüyor. Ama bu daha özensiz çalışmak ya da daha az önem göstermek anlamına gelmiyor kesinlikle. Bunu zaten birçok kez duymuşsunuzdur. İşte kısa filmle uzun metrajın birbirinden ayrılan en büyük özelliği kısa filmin süresi daha da dar, hata yapmaya müsaitliği daha az uzun metraja göre. Uzun metraj filmde bir ana öykü var Ana hikaye vardır. Bir de yönetmenin anlatmak istediği ya da senaristin bahsetmek istediği o ana öykü paralelinde ilerleyen yan öyküler vardır, yan mesajlar, hikayeler vardır ve bu çoğu zaman filmi besler, filmi tamamlar. 90 dakika, 120 dakika bir hikayede belli başlı aksaklıklar, belli başlı hatalar göz ardı edilebilir. Ama kısa filmde zaten 30 dakika, 20 dakika, 10 dakika bir hikaye anlatıyorsunuz ve tek bir hikaye anlatıyorsunuz. Yan öykülere pek yer yok. O yüzden hata kabul edilebilirlik burada daha da az. Bu bence pre-production'a verilmesi gereken önemi daha da arttırıyor aslında. Peki e, yapım öncesi pre-production'da neler var? Nereden başlıyor? Nerede sonlanıyor? Bence pre-production yani yapım öncesi en uzun süren ve sürmesi gereken e, aşama bir filmi yaparken. Çünkü işin çekimine girdiğinizde yani prodüksiyon yaptığınızda ya da post prodüksiyona girdiğinizde pre productionda ne kadar hazırlıklıysanız, ne kadar hakimseniz çekeceğiniz öyküye ya da daha sonra kurgusunu yapacağınız, tamamlayacağınız öyküye ne kadar hakimseniz prodüksiyon ve post prodüksiyon aşamaları pre prodüksiyonun kalitesine göre ilerliyor. Her zaman ana çatıyı, ana iskeleti pre prodüksiyonda kuruyoruz ve onun üzerine şekilleniyor her şey. Üniversitede ilk Nişancı hocamın anlattığı güzel bir anekdot vardı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Hitchcock'a ait bir anekdot. Alfred Hitchcock bütün filmi masada tamamlayıp kağıt üstünde planlayıp bitirirmiş ve çekimi yani film çekmeyi çok sıkıcı, çok teknik. İşte mekan hazır, mizansenler hazır, oyuncuların ne yapacağı hazır. Gelip çekim günü çekip böyle hani işin ameleliği gibi neredeyse mekanik bir iş olduğundan bahsedermiş. Buna mantık olarak çok fazla tabii ki katılıyorum. Tabii ki prodüksiyonda da yapılması gerekenler apayrı. Prodüksiyonun gerektirdiği yaratıcılık kısmı apayrı. Ve orası da doğaçlamaya ya da işte bir takım yenilikler tabii ki her zaman açık. Bir takım denemelere her zaman açık. Ama pre-production'da ne kadar hazırlıklı olursanız prodüksiyonda da o kadar deneme yanılma şansınız olur. O kadar deney insel bir şeyler yapmaya müsait olur bence. Post prodüksiyonda da aynı şekilde. Mesela bana gelen sorulardan, yorumlardan bir tanesinde bir arkadaşımız şeyden bahsediyordu. İşte storyboard, shooting board gibi şeylerin hazırlanması yaratıcılığı öldürür gibi bir şeyden bahsediyordu. Ee, hani sette ben kamerayı nereye koyacağımı, ışığı nereye koyacağımı bulmalıyım ya da orada karar vermeliyim gibi. Bence e, profesyonel bir bakış açısı değil bu. Ancak şöyle bir bakış açısı olabilir. Kamera zaten elinizin altındadır ve çekim yapacağınız kişiler ile günlerce vakit geçirebileceğiniz kişilerdir ya da çekim şartlarınız ücretli lüks bir mekan kiralamamışsınızdır süresi dolacak bir takım materyaller çekmiyorsunuzdur belgesel çeker gibi bugün şöyle bir şey deneyelim. işte şu kısım aksadı ışık düştü yarına erteleyelim gibi şeyler yapabilirsiniz. Ama sizin setiniz büyüdükçe, setiniz kalabalıklaştıkça, mekanlar arttıkça, oyuncular arttıkça, işin maliyeti büyüdükçe deneme yanılma yerinin set olmadığını keşfetmiş olacaksınız. Belki de biraz böyle yolda görülen bir şey. Set kesinlikle deneme yanılma, kamerayı şöyle mi kursam, ışığı böyle mi yapsam deme yeri değil kesinlikle bunların hepsi işin öncesinde preproduction kısmında yazılıp planlanıp çizilmesi hatta prova edilmesi gereken unsurlar. Baştan bir ele alalım. Nereden başlıyor? Nereye kadar? Yapım öncesi dediğimiz kısım ve Burada nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedelim. Aslında pre-production kendi öykünüzü çekiyorsanız yani senarist ve yönetmen sizseniz senaryonuzu ilk kaleme aldığınız andan itibaren başlıyor. Neler dahil buna? Senaryo dahil, sinopsis tretmanınız dahil, senaryo tamamlandığında onun çekim senaryosunu çıkarma, kamera nasıl kullanılacak, ne tür çekim ekipmanları yer alacak gibi kısımlar. Daha sonra storyboard çalışması. Storyboard'dan sonra belki bir kuş bakışı kroki çalışması setin konumlanacağı nokta oyuncuların konumlanacağı noktayı çalışmak üzere özellikle daha sonra oyuncu seçimi oyuncu görüşmeleri oyun provaları oyuncu provaları buna dahil sonra ekip kurma kısmı buna dahil mekan bulma kısmı yapım öncesi aşamaya dahil mekanı bulduk diyelim bir yerle anlaştık çekeceğimiz bir yer tuttuk, bulduk. Bu yetiyor mu? Hayır tabii ki yetmiyor. Çekim yapacağımız mekana önceden gidip, belki tek başımıza gidip, belki filmi birlikte yapacağımız görüntü yönetmeniyle gidip o mekanda kamera provaları, kadraş provaları ve ışık provaları yapmamız gerekiyor. Belki bir cep telefonuyla, belki ufak bir kamerayla gidip hangi milimetreyle, hangi lensle nasıl bir kadraş kurarsam filmime ...hizmet eder, kamerayı doğru kullanırım... ...o günde hızıma hız katarım... ...şeklinde prova yapmak gerekiyor. Buna ışık provası da dahil. Eğer yapay ışık kullanılacaksa... ...bunların türleri, yönleri... ...güçleri, bunun denemesinin... ...mutlaka yapılması gerekiyor. Ki set günü geldiğinde... ...geriye sadece uygulamak kalsın. Geriye sadece oyunculara... ...oyun vermek kalsın ve... ...aklınızdaki gibi, planladığınız gibi... ...hikayenizi çekmek kalsın. Eğer imkanınız varsa, eğer fırsat varsa oyuncularla prova yapmak da set gününün öncesinde halledilmesi gereken bir şey olmalı. En azından yakalayacağınız ortak dil, en azından oyuncunuzla kuracağınız iletişim, set günü nasıl olacak, az çok nasıl bir şey ortaya çıkaracaksınız. Bunu bir görmek, tanımak, deneyimlemek mutlaka gerekiyor bence. Tiyatro sahnesinde olabilir, boş bir mekanda olabilir. Oyuncularınızla buluşup belki yine kameraya çekerek oyun provası bir akış yapmanız. Orada duyguları, tonlamaları ve mizansenleri çalışmanız, jest mimik çalışmanız set günü sizi çok daha hızlandıracak. Çünkü artık oyuncunun da ne oynayacağını, nerede ne yapacağını çok iyi biliyorsunuz. Mekanı daha önce prova ettiniz, kamerayı nerelere kuracağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Işık provası da yapıldı. Geriye sadece set günü, çekim günü çekmek kalıyor ki o da artık işin production kısmı, yapım kısmı. Tamamen kameranın kayda girdiği set günlerini kapsayan kısım. Peki mekanı bulduk. Kostüm var yine buna dahil olarak. Yani hikayenizin seyrine göre oyuncu ne giyecek, kaç tane kostüm giyecek bunları bence görmesi, bilmesi gerekiyor sete gelmeden önce. Kostümün de mutlaka halledilmiş olması gerekiyor. Yine set günü, kısıtlı zamanınız var. Belki kiraladığınız ekipmanlar var. Kiraladığınız, birlikte çalıştığınız bir set ekibi var. Orada zaman her şey demek ve kısa film de çekiyor olsanız gerçekten çekimi bir günde yapmak aslında bir hız gerektiriyor ki sette işin yapım kısmında tahmin etmeyeceğiniz planlamadığınız ya da gözünüzden kaç kaçacak birçok aksaklık yine başınıza gelebiliyor. Pre-production kısmında, yapım öncesinde bütün bu hazırlıkları yapmış olsanız dahi set günü geldiğinde bir takım şeyler planladığınız gibi gitmeyebiliyor. Bunları birebir deneyimledim ben. Yapım öncesi kısmına hazırlanmama rağmen hani bu hazırlıkları da yapmasam bence bir günde 5 dakikalık bir hikaye bile çekmek çok çok zor olsa gerek. Ya da yarım günde diyelim. Ki burada zaman demek hani sınırsız imkanlarınız olsa bile birlikte çalıştığınız oyuncunun belli bir enerjisi var, belli bir gücü var, belli bir konsantrasyon süresi var. Bunu da iyi kullanmanız gerekiyor. Yani oyuncu bütün zamanını size ayırdı. Set bütün zamanınıza size ayırdı. İşte kendi imkanlarınızla bir şey çekiyorsunuz. Elektrik, su, her şey bedava ve elinizin altında. Bu bile aslında sizi sette rahatlatmamalı. Çünkü ekibin bir e, enerjisi var, bir kondisyonu var, oyuncunun da bir enerjisi var. Bu aslında maksimum bence bir günde maksimum 8 ve 10 saat arasında bir süre. Bu da maksimum. Yani minimum değil tabii ki. Çok daha kısa da sürebilir. Ama bence 10 saati aşıyorsa bir set artık oyuncunun pili, setin, ekibin pili, konsantrasyonu ve filmi çekecek olan aslında yönetmenin pili. Sizin belki de piliniz en çok. Bundan da bahsetmek lazım. Yavaş yavaş tükeniyor. Bu da aslında çekilen işe mutlaka yansır. Nasıl yansır? Sona kalan planlar daha hızlıca, daha yalapşap çekilmeye çalışılabilir. Daha dikkatsiz çalışılabilir Planın ya da sahnenin ihtiyacı olandan daha az tekrarla bitirilmesi, bitirilmek zorunda kalınması anlamına gelebilir. Bu tür problemlere yol açar. Setin süresinin uzaması. Setin süresi de neden uzar? Bir hazırlıksızlıktan dolayı, iki gerçekten başınıza şanssızlıklardan ötürü, bir takım aksiliklerin gelmesi olabilir. Ne olur? Bir araba kiralamışsınızdır, araba bozulur, çalışmaz. Yani prova etmişsinizdir, o, o günden önce çalışıyordur, set günü geldiğinde arızalanır. Ya da bir ekipman olabilir bu. Ya da oyuncunuzun başına bir şey gelir, hastalanır vesaire olabilir. Bu tür artık sizin elinizde olmayan bir aksaklık olabilir. Dış mekanda çekim yapıyorsunuzdur. Güneşli bir havadır. Hava durumu güneşli gösteriyordur. O gün pat diye yağmur yağmaya başlar. Bunlar artık sizin elinizde olmayan artık kader, şans dediğimiz müdahale edemeyeceğiniz unsurlar. Burada seti bekletebilirsiniz, erteleyebilirsiniz ama siz ne kadar hazırlıklı olursanız o kadar işi şansa bırakmamış olursunuz. Mesela hava durumuna bakmak bile bir pre-production hazırlığıdır. Bir yapım öncesi hazırlıktır. Eğer dış mekanda çekim yapıyorsanız günün kaçta başladığını, kaçta güneşin battığını, havanın ne, ne kadar nemli olduğunu ve yağmur yağma riskini sizin en az bir hafta önceden takip etmeye başlamanız gerekiyor. Ki sürprizlerle karşılaşmayın. Ee, mesela hava durumu set takvimine çekim takvimine mutlaka yazılır. Mekanı yazdınız, mekan fotoğraflarını çektiniz, oyuncularla provanızı yaptınız. Artık mekan hazır, set hazır, ekip hazır, görüntü yönetmenizi, kamera ekibinizi seçtiniz. Belirli bir günde, belirli bir takvimde filmi çekmeye karar verdiniz. Bu aşamada yapmanız gereken şey çekim senaryonuzla birlikte bir hem dekupaj çalışması yapmanız hem de artık seti planlamanız. Kesinlikle en önemli kısımlardan biri yapım öncesi aşamalarla. Set kaçta başlayacak? Çekim ekibi kaçta gelecek oyuncu kaçta gelecek oyuncular ya da kaçta motor deneyecek çekime kaçta başlanacak o da genelde şöyle ilerliyor önce çekim ekibi kamera ekibi ışık ekibi gelirse de her zaman ve kamera kurulumuna hazırlığa başlar yaklaşık 1 saat diyelim buna ortalama. Tek mekanda bir şey çekiyorsunuz ve tek bir setabanız var diyelim. Bir saat bunun için yeterli bir süre. Sabah diyelim 8'de hazırlık başlandı. 9'a kadar teknik hazırlıklar sürüyor. Teknik hazırlıklar bitmeye yakın saat 9 gibi artık oyuncu gelir, saç makyaj ekibi gelir ve oyuncunun hazırlığı yapılır. Kostüm ekibi varsa gelir ve oyuncu kostümünü giyer. Filme uygun makyajı yapılır ve artık oda hazırdır. Buna da yaklaşık bir saat diyelim. Saat 10 oldu. Saat 10'da artık çekime hazırız anlamına geliyor bu. Saat 8'de güne başlamıştık. Mekandaydık 2 saattir. 2 saatlik hazırlık süresinden sonra artık saat 10'da kayıt demeye hazırız. Saat 10'da kayıt dedikten sonra elinizde o gün çekeceğiniz kaç plan var? Bu planları kaçar tekrar yapmayı planlıyorsunuz? Yani her plan her sahnede beşer tekrar olsa, üçer tekrar olsa ki ben genelde biraz bol tekrar almayı seviyorum. Ama belki de bunun olumsuzlukları var ve yaşanıyor. Yani çok da iyi bir şey değil aslında bu. Ortalama 3, ortalama 5 tekrar aldınız her bir açı, her bir plan için. Yani bir sahneyi çek yorsunuz işte adam yemek masasından kalkar kapıya doğru yönelir ve işte yanındaki adama bir şey der Şimdi bunun 3 tane tekrarını alacağız. Genel planda 3 tekrar alacağız. Yakın planda 3 tekrar alacağız. E oyuncu da istediğimiz gibi yapmadı diyelim ya da gecikti, timing'i tutturamadı vesaire. Bir 3 tekrar da öyle alacağız. Tek bir sahne için farklı açıları da varsa bu 9 kez aynı şeyi çekmek anlamına gelebiliyor. Burada ne yapabilirseniz eğer bütçeniz varsa kameraları çiftlersiniz. Çift kamera çalışırsınız. Bu Hollywood'da da son yıllarda artan bir yöntem. Çevreleyici bir şekilde sahnenizi çekersiniz. Yani tek kamerayla defalarca tekrar almak yerine bu da oyuncunun ve ekibin daha fazla yorulması demek aslında. İki kamerayla daha az tekrarla, daha fazla açı çekerek sahneleri çekebilirsiniz. Bu kısmı başka bir videoda işin yapım kısmında tekrar konuşuruz. Oraya çok girmeyeyim yapım kısmına. Şu an yapım öncesi kısmındayız. Ee, dediğim gibi kaçtan kaça kadar sürecek, saat kaçta mola verilecek, oyuncu ya da teknik ekip ne kadar dinlenecek, daha sonra güne nasıl devam edilecek ve set kaçta bitecek. Bunları tek tek planlamış olmanız gerekiyor. Yani saat kaçta kim nerede ne yapacak bunun üzerine ne kadar çalışırsanız o gün tak 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 ilerler ve sorunsuz bir set ya da en az sorunlu bir set diyeyim. Sorunsuz set mutlaka ki olmuyor. Bir şeyler illa ki aksıyor. Ama en az sorunlu setle çekiminizi tamamlarsınız ve setten çok memnun ayrılabilirsiniz bu şekilde. Yapım öncesi aşaması, pre-production aşaması Kabaca bunları kapsıyor. Mekan provası, kostüm provası, oyun provası, oyunculuk çalışmak, kast seçmek, teknik ekip seçmek, mekanda ışık provası yapmak, reke de deniyor bunu aynı zamanda. Günü planlamak, çekim takvimi oluşturmak, sete girene kadar ki bütün hazırlıklar pre-production aşamasının birer parçası. Ama en önemli parçası ve en yaratıcı parçası Tüm yapım aşamaları içinde yani prodüksiyon, pre-produksiyon ve post-produksiyon arasında bir senaristin, bir yönetmenin yaratıcılığını en fazla kullandığı alan bence senaryo aşaması. Bu da tabii ki yapım öncesi aşamalarının en fazla üzerine düşünülmesi gereken kısım. Biraz daha bunun üzerinde duralım. Bir hikayeniz var, kendiniz yazıyorsunuz. Filminize bir final seçtiğiniz zaman diğer bütün alternatif finalleri elemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla seçtiğiniz finalin içinize sinmesi, onu tercih etmeniz, o finalin film için en doğru final olduğuna emin olmak bence gerçekten uzun süre üzerinde düşünmek ve çalışmak gerektiriyor. Belki haftalar alabilir, belki aylar alabilir bu yüzden bir senaryoyu final hale getirmek. Burada kastettiğim aylarca, günlerce çalışmak değil bir senaryonun üzerine ama bir film öyküsü yazdığınız zaman onu dinlenmeye bırakmanız, belki üzerine belli Aralıklarla düşünmeniz, ben buna böyle demlenmek diyorum aslında, hikayenin demlenmesi. Güvendiğiniz kişilere anlatmak, belki paylaşmak, fikir alışverişinde bulunmak bu süreci besleyecektir. Daha sonra teknik çalışma yaptığınızda, yani çekim senaryosuna döktüğünüzde hikayeyi ya da diyelim işte benim mesela ikinci filmimde daha çok başıma gelen VFX ve CGI varışın içinde. Ben öyküyü belli bir çerçevede yazmışım ama bu e, bir... VFX ekibi tarafından CGI kısmında uygulanabilir mi, hayata geçirilebilir mi? Geçirilemiyorsa benim senaryoyu ne şekilde değiştirmem lazım ya da nasıl desteklemem lazım ek planlarla? Bunun üzerine de çalıştıkça aslında Finale tamamlanıyor hikayeniz. Tabii ki bütün yaratıcılık kısmı pre-production ve senaryoda kitlenmiyor. Doğaçlamaya her zaman müsaade var. Sette aklınıza yeni bir şey gelebilir. Oyuncunuz yeni bir senaryoda hiç yazmayan bir şey denemek isteyebilir. Sizin aklınıza yeni bir plan gelebilir çekim anında. Bunları da tabii ki uygulayabilirsiniz. Ama siz ne kadar teknik olarak ve timing olarak hazırlıklıysanız o gün nasıl tak 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 ilerlemeye müsaitse ne kadar şansa bırakmadıysanız işinizi bence şans olarak denemek isteyebileceğiniz sahnelere de o kadar açıksınız demektir. Eğer siz zaten zaman olarak günü geciktiriyorsanız, çekim takviminde geriden geliyorsanız ki ben ne kadar hazırlanmaya çalışsam da şimdiye kadar kesetlerimde hep bir ufak aksama olmuştur. Hep bir artı bir saat, artı iki saat bu da minimum. Hep bir aksamıştır. Ama 1-2 saat çok kabul edilebilir süreler aslında setin aksaması ile ilgili. Bu kadar hazırlığa rağmen yani kendimce hazırlık tabi bu. Hiçbir şey dört dörtlük olmuyor her zaman ama kendimce bir plan proje takvim yapmama rağmen her zaman bir aksama olabiliyor. Ama siz ne kadar o seti bir kaosla değil de bir planlamayla yönetip ilerletiyorsanız şunu da deneyelim bir de şöyle bir şey yapalım deme imkanınız o kadar artacak bunu da aslında kendiniz yaratmış oluyorsunuz bir anlamda. Bununla da kalmıyor aslında post prodüksiyonda bile kurgunun yapısını değiştirerek, bir sahneyi keserek, yerine başka bir şey koyarak ya da mesela 3D bir şeyler yapıyorsanız tamamen CGI planlarınız varsa ki mesela Rejected'da var, 4-5 plan var, hiç çekim olmayan ve tamamen bilgisayar ortamında oluşturulan inanılmaz bir rahatlık, inanılmaz bir özgürlük mesela bu. Çünkü hiç çekmediğiniz bir şeyi Çekmeyi akıl etmediğiniz, düşünmediğiniz bir şeyi kurgu aşamasında hayal edip planlayıp filmin içine dahil edebiliyorsunuz. Mesela Rejected'da fragmanda da olan, e, Vimeo linkini aşağıya koyarım fragmanı izlemek isteyenler, izlememiş olanlar varsa. Mesela fragmanda da olan bebeğin yürüdüğü, koridorda yürüdüğü ve gölgesinin duvar üzerinde çıktığı, yansıdığı bir plan var. Şimşek de çakıyor orada ve gölgesi iyice belirginleşiyor bir, bir an boyunca. Bu mesela çekilmiş bir plan değil. Ee, hani kamerayı koridora kurup da herhangi bir şekilde çektiğimiz bir plan değil. Böyle bir şey ne senaryoda yazıyor ne de çekim günü benim aklımda yoktu. Daha farklı bir şekilde vardı aslında. Yerde akan kanların üzerinde bebeğin gölgesinin, silüetinin ilerlemesi gibi bir plan vardı. Ama bu CGI olarak çok zor olduğu için kan simülasyonu yapmak, sıvı simülasyonu yapmak çok daha zaman kaybı olacağı için bunu mesela yani duvarda görünen bir gölge şeklinde modifiye ettim ve tamamen bilgisayar ortamında yapıldı. Duvarda, koridorda, ışıkta, gölgede. Tamamen CGI varsa işin içinde, çekilmemiş sahneler varsa bu tür doğaçlamalar, bu tür daha sonradan eklemelere de projeniz müsait olabiliyor. Ya da mesela kodda memurun kendini tarattığı, yazıcıda scan ettiği bir plan var. Bu mesela yine senaryoda yoktu. O gün çekim günü benim elimde öyle bir yazıcı vardı ve onu hikayeye bu şekilde dahil etmek istediğim için doğaçlama çektiğimiz ve daha sonra da filme gayet hizmet ettiğini düşündüm ve filmde de kullandığım bir plan oldu. Ya da ek çekim yapabilirsiniz daha sonrasında. Bunu da yine daha post prodüksiyon kısmında ağırlıklı olarak konuşuruz ama yaratıcılık sadece senaryo kısmında bitmiyor. Sadece %80'i, %70, %80'i yapım öncesi pre production kısmına ait bence. Pre production ile ilgili bahsetmek istediklerim bunlar bir kısa film yaparken ya da bir uzun metrajın içindeyken yaptığınız hazırlıklar bunlar oluyor. Mesela reklam setinde ben ee, reklam setlerinde de çalıştım. Orada da yaklaşık bir ay boyunca bir hazırlığımız oluyordu. Oyuncu seçimi, mekan provası, shooting board, kostüm provası vesaire ve bir günde çekilen belki 30 saniyelik bir reklam için bir aylık 30 günlük bir ön hazırlık süresi gerekiyordu. Bunun gibi eğer Set deneyiminiz varsa, pre-production yaptıysanız başka setlerde <laughs> zaten bu sistemi, bu disiplini kendinize oturtmuş oluyorsunuz. Eğer böyle bir deneyiminiz yoksa daha önceden. Bu tür setlerde bulunup gözlem yapmanız, bu tür setlerde bulunup bir prodüksiyon şirketi, bir yönetmen set gününe kadar nelere hazırlanıyor? Bunları gözlemlemeniz, de, deneyimlemeniz kendi hikayelerinizde kendi filmlerinizi yaparken bunları uygulamanızı da çok daha kolaylık sağlayacaktır. Hatta mesela reklam setlerinde, reklam işlerinde özellikle orada 30 saniyelik bir reklam için belki 1 milyon lira, belki 800 bin lira gibi bütçeler harcanıyor ve orada mesela müşteriye özellikle hani çok özgür değilseniz başka kalemler de varsa işin içinde kreatif kısımda bir storyboard yapıp onu seslendirip altına jingle müzik koyup ve kurguda oynatıp daha çekilmemiş işi belki 3D bir şekilde previz halinde belki de sadece iki boyutlu storyboard halinde müşteriye izletmek o 30 saniyeyi kurmak ve timingi böyle olacak işte müzik şöyle olacak verdiği hissiyat ve mesaj böyle görünecek şeklinde daha işi çekmeden projeyi çekmeden böyle bir prova film oluşturuluyor ve izleniyor ve bunun üzerinde mutabık kalındıktan sonra sete giriliyor. Çünkü setlerde artık hani geri dönüşü olmayan ya da çok maliyetli olacak şekilde geri dönüşü olan bir organizasyon aslında çekim ve ünlü oyuncular işin içine dahil olabiliyor. Çok pahalı kameralar, çok pahalı ekipler işin içine dahil olabiliyor. O günü tekrar etmek bütün anlaşmalar yerinde olsa dahi belki bir 500 bin lira, 600 bin liraya mal olabiliyor bir prodüksiyon şirketi için. Telafisi çok çok zor bir şey bu. Bir prodüksiyon şirketi her zaman kendini garantiye almak için o işi iki kez çekebilecek bir bütçeye anlaşıyor tabii ki ama bir prodüksiyon şirketinin iki, iki kez çekmesi hatalı bir çekim sonucunda e, çekim gününü ikiye katlaması demek o işten hiçbir şekilde para kazanamaması ve kar edememesi demek ve o aldığı riski kullanması demek aslında. Bunun için... Bu hazırlıklar eksiksiz bir şekilde yapılıyor. Ben de Ezele Kayın setlerinde, reklam setlerinde bunları deneyimleyip gözlemlemiştim. Ve bana çok büyük faydaları oldu bunun tabii ki. Pre-production'la ilgili yapım öncesi kısımlarla ilgili benim söylemek istediklerim kabaca bunlar. Siz de yorumlarda merak ettiğiniz, benim bahsetmeyi unuttuğum bir şeyler varsa ya da anlattıklarımdan söylemek sormak istedikleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer kanalı bu videoyla ilk defa görüyorsanız ve ve bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olun. Yanındaki çan işaretine tıklayarak yeni gelecek videolardan haberdar olun ve videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi ve kendi sosyal medyanızda paylaşmayı unutmayın. Umarım yararlı olmuştur. Bu videoyu beğendiyseniz bunu böyle kısa filmde yapım aşamaları şeklinde e, prodüksiyon ve post prodüksiyon kısımlarını ayrı videolarda e, yapıp paylaşabilirim sizinle. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.